Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu bebeklerde çölyak hastalığı ve bulguları hakkında olacak. Yani bugün anlatacağımız şey çölyak hastalığı hakkında ufak bilgiler, kafanızı karıştırmayacak bilgiler ve sonrasında da evde anne babalarımızın neyi gördükleri zaman şüphe ederek doktorlarına gitmeleri gerekiyor. Bu video bununla alakalı olacak. Çölyak hastalığının diğer ismi gluten enteropatisi. Gluten dediğimiz madde alımı sonrasında bağırsaklarda oluşan bir dökülme sonrasında bağırsaklar birçok besin maddesini ememiyor ve büyüme gelişme geriliği ortaya çıkıyor. Mekanizma basitçe bu şekilde. Gluten içeren gıdalara alımı sonrasında bebeklerde oluşan bir huzursuzluk, balgamlı kaka yapma, ishal durumu, bazen kabızlık, ileriki aşamalarda büyüme gelişme geriliği ortaya çıkabilen bulgulardır. İyi yanı, hastalık tanısı konulduktan sonra diyet yapıyorsunuz ve hastalık bulguları ortadan kalkıyor ve normal büyüme gelişmenize devam ediyorsunuz. Ama eğer şüphe etmezseniz tanı konulması birazcık zor olan, birazcık uğraşılması gereken tanılardan, hastalıklardan bir tanesi. Asıl soru şu: bebeğinizde çölyak hastalığından şüphelenmeli misiniz? Ya da neyi görürseniz test yaptırmak üzere adım atmanız lazım ya da bir doktora gitmeniz gerekir. Sakın yanlış anlaşılma olmasın, evde çölyak tanısı koymanızı istemiyorum. Fakat biraz sonra sayacağım bulgularınız varsa doktorunuza giderek acaba böyle bir şey olabilir mi, böyle böyle durumlarımız var, siz ne düşünüyorsunuz gibi belki bir kapı aralayarak doktorunuzun devam etmesini sağlayabilirsiniz. Eğer bebeğinizde büyüme geriliği varsa, gelişme geriliği varsa ve hatta kilo verme gibi bir durum varsa, bebeğinizde sebebini anlayamadığınız şekilde şişkinlik, hazımsızlık, bir huzursuzluk hali varsa, bebeğinizde ishal ya da kabızlık, dikkat edin, ishal ya da kabızlık durumu varsa, sinirlilik, konsantre olamama ve yorgunluk hali varsa bu durumda şüphe etmemiz gereken durumlardan bir tanesidir. Videonun başında söylemiştim ama tekrar hatırlatayım. Gluten alımı sonrasında bağırsaklar dökülüyor ve bağırsakların dökülmesiyle beraber emilim kapasitesi düşüyor. Yani bebekler 10 besin veriyorsak normalde 9'unu alıyorsa, çölyak hastası olan bebekler eğer gluten alımı sonrasında bağırsakları dökülmüşse bu 10 besinin sadece 2 tanesini alabilirler. Bu da onların büyüme ve gelişmesini geri planda bırakacaktır. Bebeklerde gördüğümüz en sık bulgu da büyüme gelişme geriliğidir. Çölyak hastalığı bebekler ve çocukluk çağında, özellikle ilk 3 yaş içerisinde en sık büyüme ve gelişme geriliğiyle ortaya çıkar. Sağlık çalışanları dahil olmak üzere birçok insan çölyak hastalığı dediğimiz zaman emilim bozukluğu varsa sıkıntı ishaldir ya da ishalle gider diye düşünür. Fakat böyle değildir. En sık gördüğümüz durum büyüme gelişme geriliğidir. Büyüme geriliği dediğimiz şey aslında bebeğinizin irileşmesindeki sorun anlamına gelir ve genellikle biz persentil cetvelleri üzerinde -2 SDS'nin altında ya da 3. persentilin altında deriz ya da normalde hedeflenen anne baba genetiğine göre olan persentilin 2 persentil daha gerisinde gitme anlamına gelir. Bu söylediğim şeyleri sizin hesaplamanıza ya da dert etmenize ya da kafanızı karıştırmışsa korkmanıza gerek yok. Doktorunuza gidiyorsanız, zaten sağlıklı çocuk takipleri yapıyorsanız, doktorunuz sizin için bir persentil tablosu oluşturmuştur ve bu persentil tablosu üzerinden de sizin büyümenizi, gelişmenizi takip ediyordur. Eğer düzenli çocuk kontrolleri yaptırmıyorsanız ya da doktorunuz sizin hakkınızda herhangi bir persentil tablosu oluşturmuyorsa, bu durumda doktorunuzla tekrar bir persentil tablosu oluşturma konusunda belki yönlendirici olabilirsiniz. Büyüme gelişme geriliği olan hastaların bir kısmında ilerleyen safhalarda artık kilo verme de gündeme gelecektir. Büyümede durma, yeni kas kazanımında durma ve kemik gelişiminde durma, sonrasında bebeğinizin yeni adım atmalarını ya da ayakta durmalarını, kafasını tutmalarını, desteksiz oturmalarını, yani anlayacağınız bebeğinizin gelişimini de geride bırakacaktır. Az önceki anlattığımız cümlelerin sonucunda şunu düşünmüş olabilirsiniz: bebeklerde büyüme gelişme geriliği şeklinde bir şey varsa bizim çölyak tanısı tarafına adım atmamız gerekiyor. Bunun dışında farklı şekillerde dışa vurumda olabiliyor. Bazı bebeklerde huzursuzluk, şişkinlik, karın ağrısı gibi semptomlar da ortaya çıkabilir ve hiç ishal, kabızlık daha oluşmadan da bebeklerde çölyak hastalığı tanısı konulabilir. Peki tanısı nasıl konulur? Onunla ilgili birkaç cümle kuracağım. Son olarak ne söylememiz gerekiyor, toparlamak için ne anlatmamız gerekiyor, onları söyleyeceğim ve videoyu kapatacağım. Doktorunuza gittiniz ve doktorunuzla aynı fikirdesiniz. Çocuğunuzda çölyak hastalığı olabilir. Bu durumda evet, kan tahlili yaptırmak için artık adım atmanız gerekiyor. İsimler vererek kafanızı karıştırmayacağım ama eğer çölyak hastalığı tanınız, şüpheniz devam ediyorsa ve kan tahlilleri de bunu destekliyorsa, diğer aşamada artık kesin tanı için altın standart test yaptırmak gündeme gelebilir. Yani bebeğinize endoskopi yaptırarak ilgili bağırsak parçasından örnek alınarak mikroskopik inceleme yapılması gerekebilir. Mikroskopik incelemede gözlenmesi gereken şey villöz atrofi, yani bebeğin bağırsaklarının dökülüyor olması. Son olarak ne söylemek istiyorum peki bu konuyla ilgili? Eğer çölyak hastalığıyla ilgili şüpheniz varsa video izleyerek ya da forumlarda gezerek bir tanı koyamazsınız.
Burada hemfikir olalım. Eğer adım atmanız gerekiyorsa gideceğiniz yer çocuk doktorunuzdur ve çocuk doktorunuza bu konuyla ilgili fikirlerinizi beyan ettiğinizde eğer gerçekten de mantıklıysa onun adım atmasını bekleyin. Eğer şu an için bir şüpheniz varsa ve test yapılıyorsa testler pozitif çıkana kadar herhangi bir diyet yapmanıza gerek yok. Diyet yapmayın. Ne zamanki tanılar doğru bir şekilde sizde gluten enteropatisi yani çölyak hastalığı tanısı koyduruyor, bu durumda diyetinizden gluteni çıkarmanız gerekiyor ve sonrasında da hızlı bir şekilde bağırsaklar toparlanacak ve hızlı bir şekilde çocuğunuz büyüme gelişme safhalarında adım atmaya devam edecektir. Tüm videodan aslında şu sonucu çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bebeğinizin takipleri persentez cetvelleri üzerinden yapılıyorsa ve her gittiğinizde doktorunuz persentez cetveli üzerindeki yerinizle ilgili size iyi gidiyoruz ya da kötü gidiyoruz gibi bir bilgi veriyorsa bu durumda her şey aslında doğru demektir. Doğru adım atmaya devam ediyor demektir. Evde paranoya yaşamak ya da kafanıza göre herhangi bir siteden bir şeyler öğrenmeyi çalışmak yerine rutin olarak çocuk sağlığı kontrollerinizi yaptırmanız yeterli olacaktır çoğu zaman. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu konu biraz böyle yarım yamalak oldu ama çok karmaşık bir konu. Basitçe anlatmak istedim. Umarım yararlı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Yeni sorularınız ya da yeni konu önerileriniz varsa alt tarafta yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.